Evet, e, herkese tekrar merhaba. E, tekrar toplantımıza hoş geldiniz. Baba Tanrı, teşekkür ediyoruz varlığın için. Kusar ruhunu onurlandırıyoruz ve sana tapınıyoruz Kusar ruh. Sen bizim her şeyimizsin Rab. Sen bizim öğretmenimiz, sen bizim yol gösterenimizsin Rab. Senin varlığın olmadan hiçbir şekilde yaşama ait hiçbir şeye sahip olamayız. Sana teslim oluyoruz Kusar ruh. Yaşamlarımızda çalış Bugün herkese dokun, her birimize dokun, kendinde bizi daha da derinleştir ve varlığını daha da gerçek kıl diye dua ediyoruz Rab. Sen de yaşamayı öğret, ruhta bizi daha derinlere, daha yükseklere götür diye dua ediyoruz Rab. Sen bizim temelimizsin, seni övüyoruz, seni yüceltiyoruz Rab. Sen harika bir tanrısın. Haleluya, övgülerimiz arasında yaşarsın Rab. Sana teşekkür ediyoruz bugün için ve teşekkür ediyoruz yapacağın ve yapmakta olduğun her şey için İsa'nın adıyla bütün övgüyü, yüceliği ve görkemi sana veriyoruz. Amin. Haleluya. Evet, bugün, bugünkü konumuz kutsal kitap İsa'yı nasıl tanıtır? Haleluya. Evet, kutsal kitap İsa'yı üç şekilde tanıtıyor. Birincisi Tanrı olarak, ikincisi insanlığıyla ve üçüncüsü de Mesih olarak. Haleluya. Evet, Tanrı olarak buna bakacağız öncelikle. Kutsal kitap Mesih İsa'yı Tanrı olarak tanıtıyor. Evet, Yuhanna birinci bölüme gidelim hep birlikte. Haleluya. Haleluya. Yuhanna Bir, bir ve iki arası. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı'yla birlikteydi. Haleluya. Amin. Evet, sonsuz, önceden beri var olan Tanrı. Mesih İsa başlangıçta sözdü. Tanrı ile birlikteydi ve Tanrıydı. Haleluya. Evet, Yuhanna 8, 58. İsa size doğrusunu söyleyeyim. İbrahim doğmadan önce ben varım. Haleluya. Evet, burada İbrahim olmadan önce ben vardım demiyor. Bakın, mesela birin birinden önce doğduğunuz zaman örnek veriyorum. Siz 30 yaşındasınız, kardeşiniz 29 yaşında. Ondan önce doğdum diyebilirsiniz. Ama buradaki cümle ondan önce doğdum demiyor. Ben varım diyor. İsa Mesih her zaman var olandı. İbrahim'den önce de vardı ve varlığını her zaman sürdürendi. Haleluya. Yuhanna 17, 5 Baba, dünya var olmadan önce ben senin yanındayken sahip olduğum yücelikle şimdi beni yanında yücelt. Haleluya. Evet, İsa Mesih sonsuz önceden beri var olan Tanrı'nın sonsuz varlığı, Tanrı'nın kendisiydi. Söz başlangıçta vardı ve Tanrı ile birlikteydi ve söz olan İsa Mesih beden aldı ve aramızda yaşadı. Haleluya! Tanrı'nın yüceliğini, Tanrı'nın görkemini aramızda sergiledi. Haleluya. Ve ben oyum dedi. Ben İbrahim'den önce var olanım. Ben ben olanım dedi ve kendisinin tanrısal doğasını yeryüzündeyken gösterdi. Aynı zamanda kutsal kitap sonsuz babanın sonsuz oğlu Yuhanna 10. bölüm Haleluya. 36. ayette Baba Beni kendine ayırıp dünyaya gönderdi. Öyleyse Tanrı'nın oğluyum. dediğim için bana nasıl küfür ediyorsun dersiniz. İsa burada Tanrı'nın oğlu olduğunu kendi sözleriyle söylüyor. Haleluya. Sonsuz babanın sonsuz oğlu. 1. Yuhanna 5 20 Yine biliyoruz ki Tanrı'nın oğlu gelmiş ve gerçek olanı tanımamız için bize anlama gücü vermiştir. Biz gerçek olandayız. O'nun oğlu İsa Mesih'teyiz. O gerçek Tanrı ve sonsuz yaşamdır. Haleluya. Luka dördüncü bölüme gidelim. Luka 4 41 Bir çoğunun içinden cinler de sen Tanrı'nın oğlusun diye bağırarak çıkıyordu. Ne var ki İsa onları azarladı, konuşmalarına izin vermedi. Çünkü kendisinin Mesih olduğunu biliyorlardı. Haleluya. Evet. Yuhanna tekrar Yuhanna 1. bölüme gidelim. Yuhanna 1. bölüm 3. ayet. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Haleluya. Her şeyin yaratıcısı İsa Mesih. Başlangıçta Tanrı ile birlikteydi ve o Tanrı'ydı ve yeryüzüne geldi, beden aldı ve aramızda yaşadı. Her şeyin yaratıcısı, her şeyin kaynağı O'dur. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Haleluya. Haleluya. Evet, İbranilere gidelim. İbraniler 1. bölüm 2. ayet. Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi oğluyla bize seslenmiştir. Haleluya. Burada da gördüğümüz gibi Mesih İsa aracılığıyla evren yaratılmıştır. Haleluya. Kainatın her şeyin yaratıcısı Mesih İsa'dır ve bizim için yeryüzüne geldi, beden aldı ve yeryüzünde yaşadı. Haleluya. Yuhanna 18:6'da Tanrının ismiyle Tanrının sıfatlarından biriyle çağrıldı. Yuhanna 18:6'ya gidelim. Yuhanna Haleluya. Sana tapıyoruz Rab, sana tapıyoruz İsa. Haleluya. 18.6 diyor ki, İsa benim deyince gerileyip yere düştüler. Mısır'dan çıkış 3, 11, 14'te. Mısır'dan çıkış 3, 11, Musa ben kimim ki Firavuna gidip İsrailleri Mısır'dan çıkarayım diye karşılık verdi. Tanrı kuşkun olmasın, ben seninle olacağım dedi. Sen benim gönder seni benim gönderdiğimin kanıtı şu olacak: Halkı Mısır'dan çıkardığın zaman bu dağda bana tapınacaksınız. Haleluya. Musa şöyle karşılık verdi: İsrailleri gidip Beni size atalarınızın tanrısı gönderdi dersem adı nedir diye sorabilirler. O zaman ne diyeyim? Tanrı ben benim dedi. İsraillere de ki beni sizi, size gönderen ben benim diyen gönderdi. Evet. İsraillere de ki beni size ben benim diyen gönderdi. Mesih İsa burada gelen askerlere ben benim dedi ve hepsi yere yıkıldılar. Orada tanrısallığını sergiledi ve tanrısal yetkiyle Tanrı'nın sıfatlarından biriyle konuştu. Ben benim yerin yerin göğün yaratıcısı benim. Başlangıçtan beri var olan benim. Her şeyin kaynağı benim. Her şey benim aracılığımla var oldu ve ben sizin için sizi kurtarmak için yeryüzüne geldim ve şimdi aranızdayım. Haleluya. Rabbe yücelik olsun. Haleluya. Filipililer 2:6 Haleluya. Filipiller 2.6 diyor ki, Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Haleluya. Tanrı olduğu halde yeryüzünde Tanrı sallığına dayanarak yaşamadı. Bize örnek olmak için kutsal ruh tarafında, kutsal ruha dayanarak yeryüzünde yaşadı yeryüzünde kutsal ruh tarafından yönlendirilen insanoğlu olarak yaşadı ki bizler de iman ettiğimizde haleluya onun bizim günahlarımız için olan bağışlamasını alıp kutsal ruhunu aldığımızda kutsal ruhuyla birlikte tanrısal yaşamı yaşayabilelim diye. Önce Tanrı yer, göklerden geldi yeryüzüne ve Tanrı böyle yaşar dedi. Ben Tanrıyım ve böyle davranırım. Bu şekilde yaşarım. Bunları yaparım ve benim yetkim, benim yetki alanlarım, yaptıklarım budur, benim karakterim budur dedi. Ve ben çarmıhta sizin günahlarınız için bedeli ödeyeceğim, gömüleceğim ve üçüncü gün dirileceğim. Ve benim yaşamımla, çünkü ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız dedi. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. Haleluya. Tanrı böyle yaşar ve kutsal ruha Dayanarak yaşayan insanoğlu olarak yeryüzünde yaşadı ki tanrısal yaşama biz de sahip olabilelim. Kutsal ruha dayanarak, kutsal ruh tarafından yönlendirilerek, kutsal ruhun yaşamlarımızda ki varlığına her zaman önem vererek ve kendi başımıza hiçbir şekilde hiçbir şey yapamayacağımızı İsa Mesih bize göstermiştir. Çünkü tanrısal yolda yürümemiz için, tanrısal yaşama ait, tanrısal yaşamda ilerleyebilmemiz için gereken her şey bize verilmiştir diyor kutsal kitap. Nasıl verildi kutsal ruh? Kutsal Ruh içimizdedir ve kutsal Ruh bizde olmadığı sürece Hristiyanı tanrısal kılan Hristiyanı gerçekten Tanrı çocuğu yapan kutsal ruhtur. Kutsal ruh olmadan hiçbir şekilde Hristiyan yaşamı mümkün değildir. Çünkü kendi başımıza kutsal bir yaşamı yaşayamayız. Kutsal olan kutsal ruhtur. Kutsal olan, kusursuz olan kutsal ruhtur. Sevgi olan odur. Onun içimize dökülmüş olan sevgisi bizi doldurup taşırdığı zaman biz insanlara onun sevgisiyle sevgi verebiliriz. Biz tanrısal yolda, tanrıyı hoşnut eden bir yaşamı ancak onun ona bağlı olarak onun yüreğinden alarak yaşayabiliriz. Haleluya. Kutsal Ruh olmadan Hristiyan yaşamı mümkün değildir. Kutsal Ruh olmadan Tanrı'yı hoşnut edecek bir yaşam mümkün değildir. Çünkü kendi çabamızla Tanrı'yı hoşnut edemeyiz. Ancak Kutsal Ruha boyun eğerek, Kutsal Ruh'un yönlendirişine itaat ederek Tanrı'yı hoşnut eden ve tanrısal bir yaşamı yaşayabiliriz. O kutsal ruhtur. Ona bağlı kalarak onun kutsallığının bizden taşmasıyla biz kutsal yaşayabiliriz. Kendi çabamızla biz kutsal olamayız. Haleluya. Haleluya. İsa Mesih yeryüzündeyken tanrısal niteliklerini sergiledi. Ölüm üzerinde, doğa üzerinde, şeytan ve cinler üzerinde tanrısal gücünü, kendi gücünü sergiledi. Haleluya. Yuhanna 11'e gidelim. Yuhanna 11. Rab sana şükrediyoruz. Sana tapıyoruz İsa. Sen harika bir tanrısın. Sen görkemli bir tanrısın. Yuhanna 11:25-26. Haleluya. Övgüye, yüceliğe layıksın. Sana tapıyoruz Baba Tanrı. Tapıyoruz İsa'nın adıyla. Haleluya. Haleluya. Evet 11:25 26 şöyle diyor. İsa ona Diriliş ve yaşam benim dedi. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Ve yaşayan ve bana iman eden de asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musunuz? Diriliş ve yaşam benim dedi. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Ölümün üzerindeki yetkisini ve gücünü burada görüyoruz. İsa Mesih bizim için Haleluya ölüler diyarına gitti ve iblisin elinden anahtarları aldı. Haleluya İsa Mesih yaşamın kendisiydi. Ölüler diyarına gitmeden önce de o yaşamın kendisiydi, yaşamın kaynağıydı. Var olan her şey onun aracılığıyla, onun için, onun tarafından yaratılmıştı. Haleluya ama bizim kurtuluşumuz için çarmıhta ölüme boyun eğdi. Bizim için oraya gitti ve anahtarı bizim için aldı ki biz Tanrı'ya ait olalım ve Tanrısal yaşama sahip olalım diye. Mesih İsa ölüm üzerindeki yetkisini ve gücünü sergiledi ve gösterdi. Haleluya. Matta 8. bölüme gidelim. Matta 8. 26 diyor ki İsa neden korkuyorsunuz ey kıt imanlılar? dedi. Sonra kalkıp rüzgarı ve gölü azarladı. Ortalık süt liman oldu. Hepsi hayret içinde kaldı. Bu nasıl bir adam ki rüzgar da göl de onun sözünü dinliyor dediler. Haleluya. Evet. Burada doğa üzerindeki yetkisini görüyoruz. Rüzgarı ve gölü azarladı. Haleluya. Haleluya. Ve ortalık süt liman oldu. Bütün İran bütün öğrenciler bu nasıl bu nasıl bir adam ki rüzgarda gölde onun sözünü dinliyor dediler. Haleluya. Burada görüyoruz ki doğa üzerindeki yetkisini, doğa üzerindeki gücünü, doğa üzerindeki sergilediği sergilenmiş yetkisini görüyoruz. Haleluya. Luka 4.36'da da Luka 4.36'da Herkes şaşkına dönmüştü. Birbirlerine bu nasıl söz? Güç ve yetkiyle kötü ruhlara çıkmalarını buyuruyor, onlar da çıkıyor diyorlardı. Haleluya. Evet. Şeytan ve cinler üzerindeki, kötü ruhlar üzerindeki yetkisini gösterdi ve sergiledi. Burada görüyoruz. Bu, haleluya. Evet, bu nasıl bir yetki ki, bu nasıl söz, güç ve yetkiyle kötü ruhlara çıkmalarını buyuruyor, onlar da çıkıyor diyordu halk. Haleluya. İsa cinlere çıkmalarını buyuruyordu. Kötü ruhlara çıkmalarını buyuruyordu ve hepsi ona boyun eğiyorlardı. Haleluya. Çünkü o her şeyin üzerinde egemen olan Tanrı'ydı. Haleluya. Evet, Luka 7:48. "Sonra kadına günahların bağışlandı." dedi. Evet, İsa günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu burada gösteriyor. Yuhanna 16:30. Yuhanna 16:30'da diyor ki: "Şimdi senin her şeyi bildiğini anlıyoruz. Kimsenin sana soru sormasına gerek yok." Tanrı'dan geldiğine bunun için iman ediyoruz. Haleluya. Haleluya. Evet, her şeyin bilgisine sahipti İsa Mesih. İkinci olarak, kutsal kitap bize Mesih İsa'yı insanlığıyla tanıtıyor. Filipiller 2, 7 ve 8'de Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Haleluya. Bir hizmetkar olarak burada Mesih İsa'yı görüyoruz. Haleluya. Galatyalılar 4.4 diyor ki, ama zaman dolunca Tanrı yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, yasa altında doğan öz oğlunu gönderdi. Öyle ki bizler oğulluk hakkını alalım. Amin. Evet, bir kadından doğdu. Haleluya. Romalılar, Romalılar 1, 3. Tanrı olur Rabbimiz İsa Mesih'le ilgili bu müjdeyi peygamberler aracılığıyla kutsal yazılarda önceden vaat etti. Rabbimiz İsa Mesih beden açısından Davut'un soyundandır. Kutsallık ruhu açısından ise ölümden dirilmekle Tanrı'nın oğlu Tanrı'nın oğlu olduğu kudretle ilan edildi. Alleluya. Hapşalığı geçiyor. Evet bir kadından doğdu. Davut'a Tanrı Davut'a vaat etmişti ki senin soyundan senin soyun aracılığıyla bütün uluslar kurtulacak. Senin soyundan çıkacak kurtarıcı dedi. Ve beden açısından Davut'un soyundan ama Haleluya. Kutsallık ruhu açısından ise ölümden dirilmekle Tanrı'nın oğlu olduğunu da kudretle ilan etti. Tanrı'nın oğlu olduğunu kudretli bir şekilde göstermiş oldu. Haleluya. Yani Tanrı bedende görüldü. Mesih İsa. Tanrı bedende görüldü. Sonsuz Tanrı Davut'un soyundan. Haleluya. Meryem'le Yusuf'u seçti ve kadının soyundan, yaratılış birinci bölümde kadının soyu diye başlayan vaat. Kutsal kitabın tamamı bakın, kutsal kitabın tamamı Mesih İsa ile ilgilidir. Yaratılış Mesih İsa ile başlar ve vahiy kitabı Mesih İsa ile biter. Bütün kitap Mesih İsa ile ilgilidir. Bütün Tanrı'nın planları, eski anlaşmada olsun, yeni anlaşmada olmuş, örtülü olan ve yeni anlaşmada açılan her şey Mesih İsa ile ilgilidir. Mesih İsa başlangıç ve sondur. Alfa ve Omega'dır. Haleluya. Ve insanlığı kurtarmak için bir hizmetkar olarak beden aldı ve bir kadından doğdu. İnsanoğlu olarak çağrıldı. Luka 5.24 Luka 5.24 diyor ki Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye. Haleluya. Sonra felçli adama sana söylüyorum. Kalk yatağını toplayıp evine git dedi. Amin. Haleluya. İnsanoğlu olarak çağrıldı. Matta 16 13te Matta 16-13, İsa Filipus Sezariyesi bölgesine geldiğinde öğrencilerine şunu sordu. Halk, insanoğlunun kim olduğunu söylüyor. Kendisini insanoğlu olarak söylüyor. İnsanoğlu olduğunu belirtti kendisinin ve insanoğlu olarak çağrıldı. Haleluya. Evet, insanoğlu insan olarak bazı sınırları vardı. Haleluya. Acıktı, susadı, yoruldu ve uyudu. Haleluya. Üçüncüsü, kutsal kitap Mesih İsa'yı bize İlk önce ne dedik? Tanrı olarak tanıtıyor. İkincisi insanlığıyla tanıtıyor. Üçüncüsü de Mesih olarak tanıtıyor. Evet, üçüncüsü kutsal kitap bize İsa'yı Mesih olarak tanıtıyor. Aleluya. Elçilerin işleri 10.38 Elçilerin işleri 10. bölüm 38. ayet. Tanrının Tanrı'nın Nasıralı İsa'yı nasıl kutsal ruhla ve kudretle mes ettiğini biliyorsunuz. İsa her, her yanı dolaşarak iyilik yapıyor. İblisin baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu. Çünkü Tanrı onunla birlikteydi. Evet İsa Mesih, Mesih'tir. Mesedilmiş olandır. Kutsal ruhla Vaftizinden sonra Mesih oldu. Haleluya. Haleluya. Galatyalılar 3. bölüm Galatyalılara gidelim. Galatyalılar 3. bölüm 13 ve 18 arası okuyacağız. İbrahim'e sağlanan kutsama Mesih İsa aracılığıyla uluslara sağlansın ve bizler vaat edilen ruhu imanla alalım diye Mesih bizim için lanetlenerek bizi yasanın lanetinden kurtardı. Çünkü ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir diye yazılmıştır. Kardeşler, insan yaşamından bir örnek vereyim. İnsanlar arasında yapılmış bile olsa Onaylanmış bir anlaşmayı kimse geçersiz saymaz. Ona bir şey eklemez. Vaatler İbrahim'e ve soyundan olana verildi. Tanrı birçok kişiden söz ediyormuş gibi ve soyundan olanlara demiyor. Soyundan olana demekle tek bir kişiden yani Mesih'ten söz ediyor. Şunu demek istiyorum. 430 yıl sonra gelen yasa Tanrı'nın önceden onayladığı anlaşmayı geçersiz kılmaz vadi ortadan kaldırmaz. Çünkü miras yasaya bağlıysa artık vade bağlı değildir. Ama Tanrı mirası İbrahim'e vaatle bağlanmıştır. Vaatle bağlamıştır. Mesih İsa İbrahim'in tohumu olarak vaat edilen bizim kurtarıcımız yaşam kaynağımızdır. İbrahim'in tohumu olarak burada belirtiliyor. İbrahim'in soyundan olan, soyundan olacak kurtarıcı, mesedilmiş olan Mesih İsa'dan bahsediyor. Haleluya. Haleluya. Evet. Yuhanna 6.14 Yuhanna 6.14'te Yuhanna 6.14'te diyor ki Halk İsa'nın yaptığı mucizeyi görünce gerçekten dünyaya gelecek olan peygamber budur dedi. Haleluya. Yasanın tekrarı 18-15'e gidelim. Bakın. Burada Haleluya. Tanrınız Rab size aranızdan, kendi kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onu dinleyin. İşte Musa gibi bir peygamber. Burada da Yuhanna 6.14'te de gerçekleştiğini görüyoruz. Haleluya. İbraniler 4. bölüm 14. ayette İbraniler 4. bölüm 14. ayette Tanrı oğlu İsa gökleri aşan büyük baş kainimiz olduğu için açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım. Haleluya. Haleluya. Sonsuz baş kainimiz olarak burada Mesih İsa'dan bahsediyor. Tanrı oğlu İsa gökleri aşan büyük baş kainimiz olduğu için açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım. Amin. Haleluya. sonsuza dek egemen olacak kral. Luka 1 Luka 1 31 33. Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. O büyük olacak. Kendisine yüceler yücesinin oğlu denecek. Rab Tanrı ona atası Davut'un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakub'un soyu üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin sonu gelmeyecektir. Amin. Haleluya. Sonsuza dek egemen olacak kral olduğunu burada haleluya görüyoruz. İsa Mesih kutsal kitapta tanrı olarak insanlığıyla ve mesih olarak mesedilmiş kutsal ruh tarafından vaftiz edilmiş Mesih olarak görüyoruz. Aleluya. Bütün kutsal kitap Mesih İsa'dan bahseder. Yaratılıştan vahiye kadar baktığımızda bütün kutsal kitap Tanrı'nın biricik oğluyla ilgilidir ve bütün vaat, bütün kutsal kitap ona bağlı. Her şey onun aracılığıyla var olmuştur. Var olan hiçbir şey onsuz olmamıştır. Tanrı başlangıçtan önce var olandır ve Tanrı beden alıp yeryüzünde bizler için yaşayıp günahlarımız için çarmıhta Bizim günahlarımız için ölüme boyun eğmiştir ve ölüler diyarına gidip anahtarı alıp daha sonra Haleluya Tanrının göklerdeki sunanın önünde kutsal kusursuz kanını bizim için sunmuştur ve bizi sonsuza dek aklayacak olan anlaşma kanını Tanrının sunağının önüne döküp bizi aklamıştır. Haleluya. Evet. Kutsal Kitap 66 kitap boyunca bütün her kitap İsa'yı anlatmaktadır. Evet, her bir kitapta İsa hakkında ne diyor? Sizlere kısaca anlatmak istiyorum, kısaca bunları konuşmak istiyorum. Öncelikle dediğimiz gibi bütün kutsal kitap İsa ile ilgilidir, her şey onunla ilgilidir. Haleluya. Evet, yaratılışta, yaratılış kitabında kadının tohumu olarak Mesih İsa'yı görüyoruz. Mesih İsa, yaratılışta kadının tohumu. Haleluya. Yaratılış kitabında, yaratılış 3.15'te diyor ki, kadının soyu senin başını ezecek diyor iblise. Ve haleluya, sen de onun topuğuna saldıracaksın. Haleluya. Mısır'dan çıkış kitabı, fısıh kuzusu olarak, Tanrı'nın kuzusu, fısıh kuzusu olarak Mesih İsa'yı bize tanımlıyor. Dedi, bildiğimiz şey şu ki eski anlaşma kutsal kitap bize böyle açıklıyor. Eski anlaşma örtülüdür ve yeni anlaşma örtülü olanın açılmasıdır. Eski anlaşma yeni anlaşmanın gölgesidir. Levililer kitabında baş kain olarak İsa'yı görüyoruz. Haleluya. Çölde Sayım kitabında bulut ve ateş olarak Mesih İsa'yı görüyoruz. Yasanın tekrarında Musa gibi bir peygamber olarak Mesih İsa'dan bahsediyor. Musa ne dedi? Aranızdan benim gibi bir peygamber çıkacak. Onun sözünü dinleyin. Haleluya. Haleluya. Yeşuda kurtuluşumuzun öncüsü, kaptanı olarak Mesih İsa'yı görüyoruz. Haleluya vaat edilen topraklara önderimiz olarak giren Mesih İsa'nın örneğini burada görüyoruz. Yeşu kitabında. Haleluya. Haleluya. Hakimlerde hakim ve kanun yapıcı olarak Mesih İsa'yı görüyoruz. Haleluya. Rut kitabında erkek akraba, kurtarıcı. Evet, haleluya. Erkek akraba ve kurtarıcı olarak Mesih İsa'yı görüyoruz. Birinci ve ikinci Samuel kitabında Rabbin peygamberi olarak Mesih İsa'yı görüyoruz. Bu kitapları detaylı olarak çalıştığınızda göreceksiniz ki bütün kutsal kitap Mesih İsa'dan bahsediyor. Birinci ve ikinci krallar egemen olan kraldan bahsediyor. Birinci ve ikinci tarihliler görkemli tapınaktan bahsediyor. Haleluya. Ezra sadık yazman olan Mesih İsa'dan bahsediyor. Nehemya duvarları yeniden inşa eden. Haleluya. Evet Mesih İsa bizleri yeniden inşa etti. Biz onun yaptığı işle onun ruhundan yeniden doğduk ve sonsuz yaşam armağanına sahibiz. Haleluya. Ester'de Mordekay. Eyüp kitabındaysa yücelerden gelen başlangıç. Haleluya. Mezmurlarda Rab çobanımızdır. Mesih İsa ben iyi çobanım dedi. Koyunlarım benim sesimi izler dedi. Haleluya. Biz onun sürüsüyüz. Biz onun koyunlarıyız. O bizim çobanımız. Haleluya. Rab çobanımızdır. Özdeyişler ve vaizde Tanrı'nın bilgeliği. Ezgilerin ezgisi Haleluya. Seven damat ve güvey. Evet vahiy kitabında da bunu görüyoruz değil mi? Damat ve güvey. Haleluya. O gelinini almak üzere yeryüzüne gelecek değil mi? Onu bekliyoruz. Bizler gelini olarak kutsal ruh tarafından onun gelişine hazırlanıyoruz. Haleluya. Hezekiel, pardon, ezgilerin ezgisi ve Yeşe'ya acı çeken hizmetkar. Mesih İsa'da, Mesih İsa'nın bizler uğruna acı çekip, haleluya, çarmıhta günahlarımız için öldü değil mi? O Tanrı olduğu halde beden aldı ve çarmıhta ölüme boyun eğdi ki biz onun, haleluya, onun yaralarıyla şifa alalım ve onun kurbanıyla sonsuz yaşama sahip olabilelim diye. Haleluya. Amin. Yeremya ve Ağıtlar kitabında ağlayan peygamber. Hezekiel'de insanoğlu. Az önce de baktık değil mi? Ne dedi? İnsanoğlu dedi. İnsanoğlu olarak kendinden bahsetti. Ve burada Hezekiel insanoğlundan bahsediyor. Daniel, Daniel kitabında gökten bulutlarda gelen insanoğlu. Haleluya. Bulutlarla bir gün gelecek. Kutsal kitap söylüyor değil mi? Bir gün bulutların üzerinde görkemli bir şekilde gelecek. Hoşea, damat ve güvey. Yoel kitabındaysa Kutsal Ruh ile vaftiz eden. Haleluya. Evet. Eee vaftizci Yahya ne dedi? Benden sonra gelen benden üstündür. Benden sonra gelecek olan dediğim benden önce de var olandır. Haleluya. Dediğim kişi sizi kutsal ruh ve ateşle vaftiz edecek. Ne dedi değil mi? Amin. Haleluya. Amos kitabında yük taşıyıcı. Hastalıklarımızı, sıkıntılarımızı, elemlerimizi, kırıklıklarımızı hepsini kendi bedeninde çarmıhta yüklendi. Onun yaralarıyla biz şifa bulalım diye. Haleluya, Rabbi İsa sana tapıyoruz. Sen bizim Tanrımız, kurtarıcımızsın. Sana şükrediyoruz Rab, sen harika bir Tanrısın. Harika bir Tanrısın, seni yüceltiyoruz Rab. Haleluya, haleluya. Evet, Ovadia güçlü kurtarıcı. Yunus kitabında bağışlayan Tanrı. Haleluya. Haleluya. Mika'da harika ayaklarıyla müjdeyi getiren. Haleluya. Nahum kitabında Tanrı'nın seçilmiş öç alanı. Habakuk kitabında müthiş müjdeyi ve uyanış için yakaran, müthiş müjdeci ve uyanış için yakaran Mesih İsa. Haleluya. Sefanya'da kalıntıları onaran. Haleluya. Hagay'da İsa kaynağı temizleyen. Zekeriya'da ise yaralanan, delinen oğul değil mi? Ellerini, ayaklarını deldiler. Haleluya. Mezmurlarda diyor, Ellerimi ayaklarımı deliyorlar. Haleluya. Ellerini ayaklarını deldiler, böğrünü deldiler. Bizim için bu acıların hepsine bizim için katlandı. Bizim için, bizim için. Haleluya. Haleluya. Malaki'de doğruluğun oğlu olarak görüyoruz. Haleluya. Evet. Eski anlaşma kitaplarında bütün kitaplarda Mesih İsa'nın Mesih İsa'nın örneğini görüyoruz. Bütün kitap Tanrı'nın başlangıçtan beri var olan planı vadi. Tanrı'nın başlangıçtan beri bir vadi vardı. Nasıralı İsa Mesih'ti ve kutsal kitapta ondan bahsediyor. Yeni anlaşmada şimdi yeni anlaşmada bakalım. Matta Mesih. Markos'ta ise mucize yapan. Luka'da insanoğlunu görüyoruz tekrar. Haleluya. Yuhanna, Tanrı'nın oğlu, sonsuz Tanrı, her şeyin yaratıcısı. Haleluya. Elçilerin işlerinde göğe alınmış Rab. Romalılarda Mesih İsa'yı aklayıcı olarak görüyoruz. Haleluya. Birinci ve ikinci koniklilerde son Adem. Galatyalılar kitabında ise bizi özgür kılan, bizi özgür kılan Rab Tanrı İsa Mesih. Haleluya. Efeslilerde Mesih, yüceliğin umudu. Haleluya. Haleluya. Filipililer tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan Tanrı. Bütün ihtiyaçlarımız Mesih İsa'da mevcuttur. Bizim ihtiyacımız olan odur çünkü. Bizim ihtiyacımız olan odur. Haleluya Tanrı'nın bütün vaatlerinin doluluğu ondadır. Haleluya, Haleluya. Evet. Kola selilerde Tanrı'nın doluluğu, Tanrı'nın bütün doluluğu Mesih İsa'dadır. Birinci ve ikinci Selanikliler yakında gelecek olan kral. Haleluya. Evet. Birinci ve ikinci Timoteus'ta Tanrı ve insanlar arasındaki aracı. Haleluya. Bizim için babanın tahtının önünde aracılık yapmaktadır. Değil mi? Titus, kutsal mübarek umudumuz. Haleluya. Filimon, arkadaş, kardeşten daha yakın olan. İbraniler günahlarımızı kaldıran kan. Haleluya, Rab sana şükrediyoruz. Yakup müthiş fizisyen, şifa veren. Haleluya. Birinci ve ikinci Petrus baş çoban. Birinci, ikinci ve üçüncü Yuhanna'daysa sonsuz sevgi. Haleluya. Yahuda bizi kurtaran Tanrı. Vahi kralların kralı ve rablerin Rabbi. Aleluya. Kutsal kitabı kutsal ruhun yönlendirişiyle detaylı olarak çalıştığınızda göreceksiniz ki gördüğümüz gibi bunlar sadece ana başlıklar. Bütün kutsal kitap Mesih İsa'dan bahsediyor. Her şey onunla ilgili. Baktığınızda Tanrı'nın başlangıçtan beri bir vaadi var ve bu vaadin gerçekleştirdiği kişi Mesih İsa her şey onda gerçekleşti. Haleluya. Ve Mesih İsa bugün imanlılarda kutsal ruhuyla yaşıyor. Bu vaatte yaşayabilmek, bu vaadin, bu vaadin bütün doluluğuna sahip olabilmek için kutsal ruha bağlı ve kutsal ruha boyun eğen, kutsal ruhun yönlendirişinde, kutsal ruhun yetkisi altında yaşayan bir yaşam sürersek ancak Tanrı'nın vaadinde yaşayabiliriz. Kutsal ruh olmadan, Mesih'in ruhu olmadan tanrısal yaşama sahip olamayız. Bizler Mesih İsa imanlıları olarak haleluya Tanrı'nın ruhunu içimizde taşıyoruz ve bu harika bir şey, bu harika bir vaat. Tanrı bizimle birlikte ve Tanrı haleluya tanrısal yaşamda yaşayabilmek için ve tanrısal planları yaşamlarımızda gerçekleştirmek için ruhuyla bizimle birliktedir. Tanrı başlangıçtan beri haleluya bizlerle birlikte olmayı arzulamıştır, vaat etmiştir ve bu vaadini de İsa Mesih aracılığıyla gerçekleştirmiştir. Haleluya. Adem ve Havva başlangıçta Adem ve Havva yaratılış kitabında günah işleyip günah işlediklerinde Tanrı'nın varlığından koptuğunda insan, Tanrı insandan vazgeçmedi. Kendisi beden aldı ve bütün ta yıllar boyunca, yüzyıllar boyunca Tanrı'nın görüyoruz ki bu kitapların hepsinde, kendi kitaplarında Tanrı başlangıçtan bir aynı şeyden bahsediyor. Haleluya, kurtarıcıdan bahsediyor, Mesih'ten bahsediyor, beden almış Tanrı'dan, sonsuz kraldan, yüceler yücesinin oğlundan bahsediyor, beden alacak. Çünkü her insan Adem'in ölümlü tohumundan geliyor ve ölümlü doğayı miras olarak alıyor ve sonsuz yaşamı, Tanrı'nın yaşamını, Tanrı'nın doğasına ortak olmaya hiçbir şekilde hiçbir şekilde hiçbir insan layık değil ve hak edemiyor. Çünkü Tanrı'nın doğasından kopmuş, Tanrı'nın doğasından ayrılmış olan insan insan nesilden nesile ölümlü doğayı alıyor. Nesilden nesile ölümlü doğayla doğuyoruz. Günah içinde doğdum diyor kutsal kitapta. Günah içinde doğdum diyor. Evet bizler günahlı doğaya sahip olarak yeryüzüne geliyoruz ama sonsuz Tanrı başlangıçtan beri var olan planı Mesih İsa kadının tohumu. Haleluya. Tanrının kadının rahminde beden alması kutsal üzerine salındı Meryem'in ve Tanrı beden aldı. İsa Mesih yaratılmadı. İsa Mesih başlangıçtan beri vardı. İsa Mesih sadece beden aldı ve bedende yeryüzünde yürüdü. Tanrı benim dedi ve ben bu şekilde yaşarım. Benim isteklerim budur. Ben ölümün üzerinde yetkiye sahibim. Ben doğanın üzerinde yetkiye sahibim. Ben bütün karanlığın üzerinde yetkiye sahibim. Ben kutsalım. Haleluya. Haleluya. Ben Tanrıyım ve bu şekilde yaşarım. Benim karakterim, benim isteğim, benim arzularım budur. Ve kendisi Tanrı olduğu halde insanoğlu olarak kutsal ruha dayalı, haleluya kutsal ruh tarafından yönlendirilen ve çoğu zaman kendini babayla ilişkide, duada tutarak bize örnek oldu. Dedi ki: "Eğer kutsal ruha bağlı kalmazsanız, ben siz Hiçbir şey yapamazsınız sözümde. Eğer kutsal ruhun yönlendirişinde, kutsal ruhun yüzünü aramazsanız, eğer kutsal ruha adanmazsanız, kutsal ruha boyun eğmezsiniz, kutsal ruhun hayatınızda işlemesine izin vermezseniz, tanrısal yaşamda, tanrısal, tanrının belirlemiş olduğu planları yaşamınızda göremezsiniz dedi. Tanrının planı buydu ve tanrının, haleluya, Harika planı Mesih İsa aracılığıyla gerçekleştirdi ve kilisesini kurdu ve kilisesi bugün ruhu ruhu kilisesiyle birlikte ve içimizde yaşıyor.